Herkese merhaba Teknojoku izleyenleri. Evet, Xperia X modelinden sonra elimdeki görmüş olduğunuz modelde Xperia X serisinin en performanslı üyesi olacak olan Xperia X Performance modeli. Şimdi Xperia X modeliyle arasındaki farklardan önce hemen tasarımdan bahsetmek istiyorum. Metal kasa tasarımına sahip ve X ve XA modellerinde olmayan su geçirmezlik desteği, yani su geçirmez yapısı Xperia X Performance modeline getirilmiş. Şöyle yan yana göstereceğim. Solda görmüş olduğunuz Xperia X modeli, sağdaki de Xperia X Performance modeli arkadaşlar. Görünüş anlamında çok ciddi detaylar yok ama sağdaki telefonu, yani Xperia X Performance'ın fırçalanmış metal kasa tasarımı daha fazla dikkat çekiyor. Kalınlık tarafında da öyle çok ciddi bir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim buradan. Yine tuş dizayn tarafında alışık olduğumuz Sony dizaynını görüyoruz. Güç tuşu, ses kontrol tuşları ve kamera kontrol butonu, shutter butonu gibi. Burada da SIM kart ve microSD kart girişlerini görmekteyiz. Şimdi Xperia X Performance modelindeki olan işlemci Snapdragon 820 arkadaşlar. Şu anda bir sample olduğu için ürün tabii ki benchmark testlerini bize yaptırmıyorlar. Bu da bizim için aslında biraz handikap, fakat maalesef bu tarz ortamlarda çok fazla seçeneğimiz olmuyor böyle bir şey yapabilmek için. Teknik özelliklere değinmek istiyorum. Xperia X Performance modelinde arkadaşlar Snapdragon 820 işlemcisi var, Adreno 530 grafik işlemcisi var ve 3 GB sistem belleğiyle geliyor. 32 GB'lık da hala hafıza ile birlikte geldiğinde hemen söyleyelim. Buna ek olarak işletim sistemi tarafında da şöyle hızlıca gösterelim arkadaşlar. Android 6.01 ile geliyor ve geliştirilmiş, Sony'nin kendi arayüzünün geliştirilmiş bir versiyonu da görmekteyiz burada. Telefon oldukça şık duruyor ve ben açıkçası bu rengi gerçekten beğendim. Bir gun metal diyebileceğimiz bir silah metali aslında, hani koyu gri diyebileceğimiz bir renk seçeneği var ve gerçekten oldukça şık görünüyor. Kamera tarafında ise Xperia X modelinde bahsettiğimiz gibi geliştirilmiş 23 megapiksellik arka kamera ve 13 megapiksellik ön kamera mevcut. Bu kameralarda yazılım bazında yine dediğimiz gibi Xperia A modelinde de olduğu gibi arkadaşlar odak takibi ve akıllı odak takibi gibi seçenekler mevcut. Şöyle de arayüzü sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum aslında. Şuradan manuel modu aldıktan sonra ayarlara girdiğinizde, daha fazla detaya girdiğinizde object tracking ayarıyla birlikte aslında bu özelliği aktif hale getirebiliyorsunuz. 23 megapiksel çözünürlüğünü de söyledik. Oldukça şık görünen bir cihaz. Ne yazık ki telefonu test edemiyoruz. Benchmark testlerini yapmamıza izin vermiyorlar burada. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Cihazın teknik verilerini sorduğumuz kişiler bunları açıklarken bile biraz böyle çekimser konuşuyorlar. Çünkü cihaz bir demo ürün ve Haziran ayından sonra satışa çıkacak ve henüz maalesef bir fiyat bilgisi de mevcut değil telefonla alakalı. Ama şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ele de gerçekten güzel oturuyor. Şöyle ikisini tekrar yan yana göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle kilit ekranı yana doğru açılıyor. Alttan iterek yana doğru açılıyor. Orada biraz gariplik var ama gerçekten güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şık görünüyor. Telefon elimize bir şekilde ulaştıktan sonra sizlere daha kapsamlı, daha detaylı testlerini de yapacağız inşallah. Evet, benden şimdilik bu kadar. Xperia X'i tanıttık, Xperia X Performance modelini tanıttık ve sırada Xperia A modeli var.